Bir analiz, Mustafa Bey izin verirse kısa bir analizle derdimi anlatıp soruyu aktaracağım. Yani ben de kabul ediyorum Saadet Partisi'nin niceliğine oranla niteliğinin çok yüksek olduğunu ve siyasal gücünün ve ağırlığının her geçen gün arttığını. Doğrusu bunu da anlamlı buluyorum. Yani çünkü sivil yerden konuşuyor Saadet Partisi ve her türden çelişkimizi, toplumsal çatışmamızı çözebileceğimiz bir dil kuruyor. Bu bakımda çok önemsiyorum. Ancak şu eksik bir tespit olur. Yani külliye ile muhalefette bağ kalmış tek parti demek yanlış olur. Diğerleri randevu istemediğinden biraz da. Yani Meral Akşener de bu randevu isteseydi gidebilirdi. Kemal Bey de tercih edebilirdi. Ama ben, ya randevu istememeleri de problem ama o zaman. Yani öyle o anlamda bir kutuplaşma ifade etmek açısından. Tam olarak onu söyleyecektim Mustafa Bey. Yani daha önce Temel Bey de istedi, vermediler. Yani evet. Burada neden Temel Bey'e bugün verdiler sorusunun anlamı önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Saadet Partisi'ne paralel hat çekmişti. Tam olarak paralel hat çekmişti. Saadet Partisi'nin bütün kurumsal kimliğini bir kenara iterek Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk'le muhatap olmayı tercih etmişti. Bu yani biz de izledik, gördük. Saadet Partisi'nde bir ikili yapıyı oluşturmaya yönelen bir hamleydi. Şimdi izleyenler bilmeyebilir, bunun tam bir tabloyu ortaya koyarak devam etmek isterim. Saadet Partisi Milli Görüş Hareketi'nin siyasi partisi. Yani eğer kümeler diye düşünürsek en geniş küme Milli Görüş Hareketi. Milli Görüş Hareketi'nin içerisindeki bir alt küme Saadet Partisi. Onun yanında başka kümeler var. İşte TV5 var, Milli Gazete var, Anadolu Gençlik Derneği var. İşte başkaca dernekler var. Bir de Avrupa'da Milli Görüş Teşkilatı. Gerçi oraya biraz AK Parti musallat oldu ama o da var. Yardım Derneği var işte. Can Suyu gibi Yardım Derneği var. Şimdi bütün bunların hepsi Milli Görüş. Milli Görüş'ün tek liderliği en son Sayın Erbakan dönemindeydi. Rahmetli Erbakan dönemindeydi. O hem partinin lideriydi hem hareketin lideriydi. Sayın Erbakan'a siyasi yasak geldikten sonra partinin liderleri mesela Recai Kutan oldu. Mesela Numan Kurtulmuş oldu. Ama her zaman için hareketin lideri Erbakan kaldı. Ve partinin liderleri Erbakan'a bağlıydılar. Numan Kurtulmuş genel başkan olduğunda bunu bozmak istedi. Fakat orada da hareketin lideri Oğuzhan Asiltürk, Erbakan ve Oğuzhan Asiltürk iki dönemde vardı. Müdahale ettiler. Şimdi Oğuzhan Asiltürk'ün Milli Görüş Hareketi liderliği, ki bunun Milli Görüş Hareketi liderliği yazılı bir sıfat mıdır? Değildir. Aslında Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu denilen bir kurul var. Bunun başkanı aynı zamanda Milli Görüş Hareketi. Baktığınızda Saadet Partisi Genel Başkanı'nın altında, fakat gerçekte yani ideolojik ağırlığı itibariyle daha yüksekti. Bir tür Sayın Binali Yıldırım'ın katıldığı Aksakallar Konseyi gibi bir konsey galiba. Şimdi ilk defa Sayın Oğuzhan Asiltürk rahmeti rahmana kavuşunca Erbakan'dan sonra ilk kez Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin lideri aynı kişi oldu. Bu Temel Karamollaoğlu. Erbakan'dan sonra ilk kez gerçekleşiyor bu. Bu Saadet Partisi'ndeki birliği sağlamak adına da çok önemli bir hamleydi. Ve bence Temel Bey'in hakkını ödemek bakımından da önemli bir hamleydi. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla Temel Bey'i muhatap almamaya çalıştı. Temel Bey'i Millet İttifakı'nın adamı diye göstermeye çalıştı. Dahası unutmadık yani seçim dönemlerinde normalde herhangi bir turist gidip müftülükten Müslüman olunca İslam'la şereflendi diye tam sayfa haberler yapan İslamcı basın 60 yıl önce İslam dinini seçmiş Temel Bey'in saygıdeğer eşini İngiliz vatandaşı diye Saadet Partisi'ni kraliçenin partisi diye suçlamaya kalkıştı. Unutmadık yani biz bunları şimdi. Normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi Saadet Partisi'nin kitlesi ilişkilerini yumuşatırken siz demiyor muydunuz Sivas'ın katili diyerek eski hafızayı tazeleyen de AK Partililer oldu. Yani onu sürekli tekrarlatan da oldu. Peki ne oldu da şimdi yakın zamana kadar Beştepe'de kendisine randevu verilmeyen Temel Bey'e kapılar ardına kadar açılıp 2,5 saat görüşme Temel yapıldı? Temel Bey randevu istiyordu da vermiyor muydu? Vermiyor, vermiyordu daha önce Oğuzhan. Mesele şuydu. Çünkü Oğuzhan Bey rahmeti rahmana kavuştu. Geriye sadece Temel Bey kaldı. Temel Bey de Saadet Parti'nin başarılı hamlesiyle hem Milli Görüş Hareketi'nin hem de Saadet Partisi'nin lideri oldu ve şimdi tek muhatap var. Ne yapacaksınız? Muhatap almak zorundasınız. Görüşmek zorundasınız. Ama Temel Bey alçak gönüllü bir insan olduğu için yani bu durumu ifade etmedi ve bence yakışıksız bir davranışla ona yani kanepe gösterildi. Daha önce Devlet Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin gerektiği gibi oturduğu koltuğa Sayın Barthelemon'un, Ferhan'ın Patri'nin oturduğu koltuğa kendisini oturtmayıp
Layık kalepede oturmasını yani. İstiyorum. Efendim? Layık görülmedi diyorsun. Ben kamuoyu önünde cezalandırıldığını düşünüyorum. Ben o görüşteyim. Ama içeride kamuoyuna bu fotoğraf verilirken içeride AK Parti'nin aslında Saadet Partisi'ne ne kadar ihtiyaç duyduğu 2,5 saatlik görüşmeyle ortaya kondu. İhtiyacı var Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi'nin sadece oyuna değil, oyu belki öyle kadar önemli de değil, toplumsal anlamda meşrulaştırıcı gücüne ihtiyacı var. Çünkü Saadet Partisi hırsızlığa bulaşmamış, israfa bulaşmamış. Yalan yok, dolan yok kardeşim. Saadet Partisi kimseye torpil yaptıramaz. Ama bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparak Temel Bey'in gücünü de kabul etmiş oldu. Etti. Seçmen tabanına da mesaj verdi. Yani istemeden mesaj verdi. Ama, yani. Hilmi, ama, hatırlatmak bu, isterim. Benzer bir durum İmamoğlu'nun külliyedeki randevusunda. Kesin aynı şeyi söylemek zorunda. Sandalyesi kırıldı. İki kere hem de. Şimdi bak İmamoğlu randevu vermiyor. İki kere. Yani onlara da vermiyor. Niye? İsteyen Temel Bey'in randevusu aylardır bekliyor. Tam Oğuzhan Bey'in vefatının ardından geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı hatırlayın Oğuzhan Bey'in cenazesi tutumu. Saf kurulmuş. Birdenbire heyetiyle gelip safın önüne saf kurdu. Neredeyse Temel Bey cenazede kendisine yer bulamadı. Bu arada bilmeyenler bilsin diye söylüyorum. Temel Bey ile Oğuzhan Bey her ne kadar partide iki eğilimi temsil etseler de aslında akrabadırlar. Dünürdürler yani. Dolayısıyla öyle büyük kavgaları da yapacak denli uzak akrabadırlar sonuçta. Ama Saadet Partisi tek liderliğe kavuştuğu için Cumhurbaşkanı'nın başka çaresi kalmadığından Temel Bey'e bu randevuyu verdi. Bunu ifade etmek isterim. Peki Mustafa Yılmaz siz buradan devam etmek... Tespitlerim yanlış mıdır Mustafa Bey? Estağfurullah. Lütfen tenkit edin. Bu arada benim bir 14 dakikam daha var reklama kadar Mustafa Bey. Arada bir sorumuz daha var MHP ile ilgili bir gündemimiz daha var. Onu da bizimle beraber kalarak değerlendirmenizi isterim. Ama önce bu yaptığımız analizler üzerine varsa birkaç cümlenizi onu alayım. Ardından diğer konuya geçeceğim. Ya tabii bence hani az önce dedim ya Temel Bey 20'li yaşlarından beri tanıyor Tayyip 1973'ten ama Oğuzhan Bey'i 63'ten belki 53'ten beri tanıyor. Yani bir de İsmail Saymaz'ın söylediği şey önemli. Hakikaten dünürler yani Temel Bey'in oğluyla Oğuzhan Bey'in kızı evli ortak torunları var. Onların arasındaki problem gibi görünen şey hakikaten problem değildi. Belki biraz yaklaşım tarzları farklıydı. Her insanın karakteri farklıdır ama çok keskin partiyi bir ortadan ayıracak, iki farklı fraksiyon ortaya çıkacak boyutta bir derinlik değildi. Ama her iş tutuşta tarz farklılığı var ama hem bu hukuktan dolayı 50-60 yıla uzanan hukuktan dolayı hem de akrabalıktan dolayı çözülemeyecek problemler değildi. Bunu ifade etmekte fayda görüyorum. Diğer soru neydi? Evet katılıyorum ama bütün bu soruların cevabı Sayın Erdoğan. Yani o koltuktan tutun. Yine tekrar söylüyorum. Anadolu'da bir yere misafirliğe gittiğinizde ev sahibi sizi nereye oturtursa oraya oturursunuz. Neden oraya oturttuğunu ev sahibinin söylemesi lazım. Ama orada dediği yani hakikaten Temel Bey'de görüntülerde siz de görmüşsünüzdür. Önce bir şaşkınlık yaşıyor. İşte orası mı oraya. Ondan sonra genel başkanımızdan duydum. Zaten bunu kamuoyuna da açıkladı. Dedi ya sosyal mesafeden dolayı ama İsmail Saymaz'ın söylediği ama neden sadece burada bu sosyal mesafe? Ama benim kafamı kurcalayan ittifak kurmak istediğiniz veya önemini bu kadar fark ettiğiniz veya Saadet Partisi'ni kazanma adına bu kadar çaba harcadığınız bir noktada bu hamleyle hani kime nasıl bir mesaj vermiş olursunuz bilmiyorum. İsmail Saymaz bu konuda da beni aydınlatırsa yani bu daha işi başlarken sabote etmek veya kendi ayağınıza sıkmak olmaz mı? Orada benim de çelişkilerim var ama Temel Bey bunu hakikaten çok önemsemedi. Gerçekten yani oraya oturmuş, buraya oturmuş, nereye oturduğumuz değil. Eyvah, o zaman yani nereye oturduğumuzu bu kuşakta konuşuyor. Mustafa Bey, Oğuzhan Bey hayatta olsaydı bu randevu bugün verilir miydi? Yani bilmiyorum, daha önce verilmedi, katılıyorum. Yani evet. Daha önce bir randevu talebi olmuştu, verilmedi. Peki Hakan Çelik? Çok kısa bir şey. Saadet Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi açısından önemi, endişeli muhafazakarlar diye bildiğimiz bir kavram, yani uzun süredir konuştuğumuz bir kavram. İşte kazanımlar geri gelir mi? İşte kazanımlar kaybedilir mi diye. Bu günkü söyleşide de zaten Sayın Karamollaoğlu'na soruluyor. Endişeli misiniz? Ya da endişeli bu böyle bir fenomen olduğunu söylüyor. Ama kendisinde olmadığını söylüyor. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Endişeli muhafazakarlar kitlesi yani büyüyor mu? Azalıyor mu? Temel Bey'in çünkü burada çok önemi var. Bence AKP de bu yüzden önemsiyor. Evet yani kurgu bozulmuş oluyor. Saadet Partisi olmasa iki tarafta birbirini çok daha kolay suçlayacak.
Ben sosyal demokrat, layık, seküler kesim adına, Millet İttifakı adına söylüyorum. AK Parti'ye gerici diyecek, tam diyecek, duruyor bakıyor Saadet Partisi var. Şimdi ben diyor bunu dersem olmaz. AK Parti öbür tarafa diyeceksiniz, siz dinsizsiniz, siz şöylesiniz, böylesiniz, vatan hainiz. O tam diyecek, bakıyor Saadet Partisi var. Yani kurguyu bozuyor hocam, bence bu kadar basit.